Güzergah'taki köyleri dolaşmaya devam ediyoruz. Burası Elif Ana Türbesi. Bu bölgenin tamamının bildiği bir türbe. Gelip niyazlarını dağıttıkları, dualarını ettikleri, mumlarını yaktıkları. Elif Ana Türbesi zarar görmemiş. Sadece böyle bu yapı zarar görmüş. Bir de bazı noktalarda duvarlarda çatlaklar var. Onun dışında Elif Ana Türbesi'nde ciddi bir zarar yok. Elif Ana Türbesi'nin içerisinde birkaç yapı var. Burada Aşık Mahzuniye, Turuncu Emal, Ali Kemal Küncül'ün yazdığı bir derleme şiir var. Burada da Elif Ana'ya yazılmış. Nice canlar sana gelir, yolsun bize Elif Ana. Sana gelen murad diler, dalsın bize Elif Ana. Unutulmaz sevgin ulu, yolun ehli beytin yolu. Peteklerin arı dolu, balsın bize Elif Ana. İkrar verdik özümüzde, hem baharda hem yazda. Çaldığımız güzel sazda telsin bize Elif Ana. Hakkı çağırır dilimiz, senden ayrılmaz gönlümüz. Karanlıkta ışığımız, pilsin bize Elif Ana. Bura gelen konar göçer, herkes ektiğini biçer. Alem türlü çiçek açar, gülsün bize Elif Ana. Oğlun Mehmet Cem'i yapar, büyük küçük semah döner. Ali Kemal niyaz eyler, kolsun bize Elif Ana. 2000 yılında derleme tarihi olarak Turunçlu Ali Kemal Küncülü'nün yazdığı. Burası da mihmanların cemevi. Evet, burada yine başka bir yapı var. Elif Ana'nın heykeli var. Bu kompleksin tamamını aslında size göstermek istiyorum. Günahkar İsmail Baba Türbesi. Evet, Günahkar İsmail Baba Türbesi. Elif Ana kompleksinin olduğu yerde. Burada Elif Ana ve eşi Ali Baba yatıyor. Şöyle göstereyim size. Tabii burada ağaçlara bezler asılmış, muratlar, dilekler dilenmiş. Elif Ana'nın 1908 şöyle bir heykeli var burada. 1908 doğum tarihi 30 Ekim 1991 Salman Uzun Geliş kızı Fatoş Uzun Geliş tarafından burası yaptırılmış 2019'da. 1991'de yaşamını yitirmiş Elif Ana. Bu da Elif Ana'nın oğlu Mehmet Baba, Döne ve Mustafa Nagaş anısına Şahin ve Ökkeş Nagaş tarafından yaptırılmıştır. Not. Evet, burada dediğim gibi ağaçların tamamına, Elif Ana Türbesi'nin etrafındaki ağaçların tamamına böyle bezler bağlanmış. Muratlar dilenmiş, dilekler tutulmuş. Rengarenk Elif Ana Türbesi cemevi ve bu kompleksin içerisindeki yapılar ayakta, ciddi bir zarar görmedi depremde. Burası da Elif Ana'nın oğlu Mehmet Ocağ'ın mezarı.